Evladımın katilini bulun. Bu haykırış kızı korkunç bir cinayetin kurbanı olan anneye ait. Hatırlarsanız 24 yaşındaki Sedef Güler iş görüşmesine gitmek için evden ayrılmış. 3 gün sonra da genç kızın halıya sarılı cansız bedeni denizden çıkarılmıştı. Failler hala ortada yok ama ortada yüreği evlat acısıyla yanan bir anne var. Benim çocuğumu katlettiler. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Benim yetim yavrumun sesi olsun. Duyun benim sesimi, duyun ne olur. Duyun. O bakmaya bile kıyamıyordu ama bir cani genç kıza acımadı. Biricik evladı acımasızca katledilen anne firari katilin bulunması için yardım istedi. Ben çocuklarımı yetim babasız büyüttüm. 2 tane evladımı ben taksicilik yaparak büyüttüm. Benim çocuğumu katlettiler. Tüm dünya benim sesimi duysun. Duyun benim sesimi, duyun ne olur. Duyun. Sedef Güler henüz 24 yaşındaydı. 5 Haziran'da iş görüşmesine gidiyorum diye evinden çıkan genç kızın cesedi 3 gün sonra Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından bulundu. Herkesi aradım. Ben feryat ettim karakolda. Benim çocuğumu kayıp değil dedim. Benim çocuğum yanlış bir yolda değildi. Benim çocuğum karalanmasın. Perişan olan anne Gülizar Sezer kalan son sesiyle evladı için haykırdı. Bu şekilde bir ölümü hiç kimse hak etmiyor. Benim yetim yavruma sahip çıkılsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Dışarıda geziyor bu insan. Gidecek başkalarını katledecek. Neden denize attınız? Neden denize attınız? Nasıl denize attınız? Siz mi öldürdünüz? Hayır. Korkunç cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alınmış, biri de tutuklanmıştı. Polis şimdi her yerde genç kızın katili olduğu iddia edilen Yavuz Güngör'ü arıyor.